Sevgili yaban dostlarım merhaba. Yeni bir programda Atış Sanatı programıyla birlikteyiz. Bu programımızda sizlere deney yapacağız. Tapalarla ilgili, saçılmalarıyla ilgili, saçılma oranlarıyla ilgili atışlar yapacağız ve bunları belgesel olarak hep birlikte göreceğiz ve ölçümler yapacağız. Şimdi tapalar, hangi tapalarla atış yapacağız? Keçe tapa olan fişekle, biyor tapa olan fişekle, power piston tapa, power piston tapa olan fişekle atış yapacağız. Bir de çoğu avcımızın bildiği fakat bazı avcılarımızın daha tanışmadığı değişik bir tapayla tanıştıracağız. Deney yapacağız. Dispersant tapa. Dispersant tapa belki kullanmamışsınızdır. Burada atış yapacağız ve bu dispersant tapanın özellikle saçılmasının ne kadar olduğunu göreceksiniz. Dispersant saçılma demektir. Yani normalden çok daha fazla kısa mesafede birdenbire açılması anlamına gelir dispersant. Aynı zamanda dispersantın tapası olduğu gibi normal fişeklerle kullanılan dispersant şoklar da mevcuttur. Onları ayrıca şok bölümünde gösteririz. Şimdi sadece konumuz tapaların saçmanın dağılımına etkisi nedir? Aynı numara saçma kullanacağız ve aynı şok kullanacağız. O yüzden aradaki farkı daha bariz bir şekilde göreceğiz. 10 numara saçmalar sadece tapalar değişik olacak. Karşı mesafede şok, 5 numara şok takacağız. Çünkü saçılmasını çullukta, bıldırcında saçılmasını istediğimiz bir 10 numara genellikle onlarda kullanılıyor. Şimdi sırayla soldan sağa doğru farklı tapaların atışlarını yapacağız ve daha sonra biz bunların dağılımlarını ölçeceğiz. Önce power piston tapa. Power piston tapanın özelliği saçılmayı daha az ve toplu gitmesini sağlamasıdır. Power piston tapanın özelliği. Görüyorsunuz bunun içinde saçmalar mesela dökülmüyor. İçinde kalıyor. Özellikle gösteriyorum. Yaklaştır. Uzak mesafeye toplu halde gitmesini sağlar. Power piston tapanın özelliği. Şimdi hemen sırayla bakalım. Power piston tapayla atışımızı yapalım. Power tapayla atışımız solda yapıldı. İkincisi keçe tapa. Evet, keçe tapa. Biyor tapanın olduğu, biyor tapa da keçe tapanın bir çeşit plastik halidir. Daha çok dağılması için, saçmanın toplu halde gitmemesi için kullanılır biyor tapa. Üçüncü de biyor tapa atışımız.
Dördüncü atışımız. Dispersant tapayla doldurulmuş fişeğin atışını yapacağız. Dispersant farklı bir şeydir, tapadır. Daha çok kısa mesafede dağılmasını sağlar. Özellikle çulluk avlarında, kısa mesafelerde, sık ormanlarda kullanılması tavsiye edilir. Dispersant tapayla doldurulmuş fişeğimizin atışını yapalım. Güzel. Şimdi atışlarımızın sonucuna hep birlikte gidip bakalım. Bu atışımız Hovar Tapa. Hovar Tapa da şu tapa, şöyle dağıtmayan bir tapa. Çapına bakalım şöyle. ...77. ...santimetre. İkinci tapamız keçe tapaydı. Şöyle bir daireyi tamamlarsak, aşağı yukarı şöyle. ...97. santimetre keçe tapa. 10 numara keçe tapa. Hadi. Şu keçe tapamız şu. 92 çap. Diyor tapa. Saçma numarası. Bu biraz daha sık keçeye göre. Keçe biraz daha fazla dağıtmış saçmaların aralığı. Bir orta tapamız da şu. 100. 100 santimetre. Daire çapı. Taradığı alan. Tapa. 10 no. Saçma. 100 santimetrelik bir daire çizmiş. Grupman. Yani dispersant tapa kısa mesafede en fazla dağıtan tapadır. Bu da böyle. Dispersant biyor tapa. Bu biraz daha sık. Keçe tapanın plastiği biraz daha. Keçe tapa, yor tapaya göre biraz daha fazla açmış saçmaların aralığını. Yakından çekelim, görünüyordur. Power tapa da bu kadar sık. Bu ördek avında özellikle. Power tapa ileri gittiği zaman bazen şuralardan da açılabiliyor şöyle. Yırtılabiliyor. Biraz daha ileride. Uzakta açılıyor en azından. Yine saçılıyor fakat daha uzakta. Evet. Tapalarımızla ilgili atışlarımız ve sonuçlarımız böyle. Buna göre atıcılarımız, avcılarımız mesela çullukta dispersant tapa kullanmaları çok sık ormanda daha uygun olduğunu görüyoruz bu sonuçlardan. Daha uzak mesafede atılacak avlara power piston tapanın daha uygun olduğunu görüyoruz. Keçe tapayla biyor tapa arasında az bir fark var. Geleneksel olarak eski bir modeldir keçe tapa.
eski avcılarımız hala bunları kullanmaya devam ediyor. Herkesin kendi tercihidir bu. Bunlar da kısa mesafede iyi sonuçlar alınabiliyor. Ama mesafe uzadıkça bu keçe tapa ve biyor tapada, özellikle de dispersant tapada avın yaralı gitme olasılığı çok daha yüksektir. 92 santimetre biyor tapa, 97 santimetre keçe tapa. Aralarında 5 santimlik bir daire çapı var. Birbirine yakındır. Dispersant ise özellikle power 77 santimetre power tapa, 100 santimetre dispersant tapa. Arasında çok büyük bir fark var dağılma alanı. Tabi saçmalar da kısa mesafede açılmış. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Çulluk avlarında, kısa mesafe avlarında kullanılması tavsiye edilir. Evet, tapalarımızla ilgili atışlarımız bu şekildedir. Evet sevgili yaban dostları, sevgili izleyiciler. Atışları yaparken dikkat etmemiz gereken bant, arpacık oranını burada örnekle bir göstermeye çalışacağız size. Bazen bant, tüfeğin bantı şudur. Atışlarımızda bantı kaybedip veya kaybetmemek saçmanın veya kurşunun aşağı veya üst vurmasına neden olur. Bu da avın vurulup vurulmamasına sonuçlanır. Bu bantın görünüp görünmemesini canlı örnek üzerinde size bir göstereyim. Kendiliğinden spontan olarak bir nişan alıyor şimdi. Bakalım bu atışımız nereyi vuracak? Bir göreyim şöyle. Şu an göz bebeğinin hizasından bant, arpacık göz bebeğinin hizasına tam ortasına geliyor. Bu avcı nişan almasıdır. Bu tam hedefin ortasından vurur. Bir de uçan hedefler için özellikle bant görme sistemi vardır. Bant görüp de atış yapılır. Bu trap atıcıları özellikle bu bant görme sistemine atışını nişan alırlar. O şekilde nişan alınır. Bazen tüfekler de buna göre ayarlanır. Şu dipçik yükseltilebilir. Yükseltildiği zaman şu açı şöyle gelir. Fakat namlu yukarı düzdür ama atıcı aşağı doğru bantı görür. Namlu da yukarı doğru vurur. Bu üst atış itlar için geçerlidir. Trap da zaten şöyle yukarı doğru gittiği için yukarıdan baktığımız zaman bantı gördüğümüz zaman mutlaka hedefin üstünü vururuz. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Şöyle yukarıdan bantı gördüğümüz zaman üstü vuruyoruz. Bantı sıfırladığımız zaman nişan al. Bantı dümdüz sıfırlanıyoruz.